Evet, e, son bir cümleyle, bir önceki konuyla ka tamamen Tabii, kapatmak buyurun. istiyorum. E, ben Tülin Hanım'a katılıyorum, Erdal Bey e, herkese katılıyorum. Anayasa ve hukuka uymayan, e, özgürlükleri sağlamayan bir siyasi iktidarın olduğu yerde yeni bir anayasa yapmak, hele geçmiş anayasalar ortadayken, asla tartışmakta doğru değil. Yani en baştan buna tavır koymak gerektiği konusunda hemfikirim, evet. onu söyleyeyim. Diğer yandan... 28 Nisan, bakınız 14 14 Mayıs akşamı muhalefetin bir B planının olmadığı ortaya çıktı. Herkes o B planını yani o kadar kazanmaya odaklanmıştı ki evet. muhalefet, evet. bunun aksini düşünüp ne yapmak gerektiğini planını yapmadığını o gece gördük. Ama tam aksine e, Sayın Erdoğan'ın bir B planının hatta konuşmasının dahi hazır olduğunu gördük. Yani hem kayıpla ilgili hem kazançla ilgili konuşmasının dahi hazır olduğunu gördük. Ee, bunun ne önemi var derseniz, esasen siyaset, hani hep çok moda oldu ya şimdi moda deyimiyle algı yaratmak, algı yaratmak. Eğer siyasette algı yaratmak, insan psikolojisini yönlendirmek, kolektif şuuru etkilemek bu kadar önemli ise, 14 Mayıs akşamı muhalefetin meydana e, balkonlara ben kazandım diye çıkması gerekirdi. Niye böyle olması gerekiyordu? Çünkü muhalefetin toplam oyları yüzde yirmi buçuk Tayyip Bey'in oyu ise e, pardon özür dilerim yüzde kırk dokuz buçuk Tayyip Bey'in oyu evet. ise e, muhalefet ise yüzde elli buçuktu. Yani muhalefet kazanmış millet Tayyip Bey'i ibra etmemişti, onaylamamıştı. Bunun anlatılarak ikinci kura, tura girilmesi gerekiyordu ve daha o gece ertesi sabah olmadan da Sinan Oğan başta olmak üzere bunlar göreve davet edilmeliydi. Çünkü Sinan Oğan ve diğer muhalefet adaylarının ortaya çıkış nedeni Tayyip Bey karşıtlığıydı. Yani Tayyip Bey karşıtlığım diye ortaya çıkanlar ertesi sabah Kemal Bey'le pazarlığa oturmaya başladılar. Öncelikle bunu ahlaki bulmadım, siyasi ahlaki açıdan bulmadım ama bunun aynı zamanda ikinci tura zarar verdiğini düşünüyorum. İkinci tur sonuçlarına. Şimdi böyle bir süreçten çıkıldı. 28 Mayıs'ın ertesi günü 29 Mayıs daha iktidar yeteri kadar zafer çığlığı atmaya fırsat bulmadan muhalefet kendi içinde katastrofik bir öz başladı. Hatta öz bile değil. Yani suçlamalarla ortaya çıkan bir durum. Bir gün önce yaşasın Kemal Kılıçdaroğlu kazandık diyenler ertesi gün birdenbire sen her şeyin suçlusun demeye başladı. Bunu CHP'nin iç politikası olarak söylemiyorum. Genel olarak muhalefet olarak söylüyorum. Şimdi bu bu toplumda yeni bir kırılganlık, yeni bir moral bozukluğu ve var olan umutsuzluğu derinleştiren bir sonuç ortaya çıkardı. Bu denli her şeyi üstlenen yani düşünün ki siyasi muhalefeti sadece siyasi partilerin yapması gereken bir faaliyet zanneden siyasetçiler bunun yani yandaş medyanın özellikle önünü açtılar bu eleştiriler konusunda. Şimdi bakınız Tuncay Bey siyasi muhalefet dediğiniz zaman siyasi partilerin muhalefeti yetmez. Siyasi muhalefetin başarılı olabilmesi için sivil toplum örgütlerinin, halkın diğer ses çıkaran kamuoyu odaklarının da ses vermesi lazım. Demokrasi mücadelesi adı verilen bu Cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı neredeydi? Yok. Ziraat Odaları Birliği Başkanlığı neredeydi? Esnaf Birlikleri Başkanlığı neredeydi? Onların üyeleri değil mi ezilenler burada? Evet. Türkiye'de şu anda. Evet. İşçi de sendikalar neredeydi? Siz çıkarmışsınız bütün muhalefetin ihalesini tarihi ve kurumsal olan CHP'nin üstüne yüklemişsiniz. Herkes kenardan seyrediyor. Bunu bir Bu, haksızlık olarak görüyorsun. Ya Haksızlığın ötesinde muhalefet siyasi partilerden ibaret değildir. Bir e, Gençler hatırlamayabilir. Ama yasaklar vardı Türkiye'de. Liderlere yasaklar konmuştu. O 7 yıl sonra o yasaklar nasıl kalktı biliyor musunuz? Siyasi iktidara rağmen yasaklı liderlerle muhalefetin öncü partisi CHP'nin işbirliğiyle ve toplumsal muhalefetle, ziraat odasıyla, odalar birliğiyle, her şeyle birlikte muhalefetle kalktı. Yani ben buradan soruyorum. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üyesi vatandaşlarımızın şikayeti yok mu? Ziraatçının, çiftçinin, köylünün şikayeti yok mu? Esnafın şikayeti yok mu? Peki bu şikayetleri kim dile getirecek? Bize diyorlardı ki siyasetçiyiz. Sen konuş. Bazen de hatta sistem ediyorlar. Tweet yazmak da olmaz. Kardeşim, siyasi muhalefetin başarılı olması için ben bir milletvekili olarak şurada bir yanlışlık var, şurada bir yoksulluk var, yolsuzluk var dediğimde harekete geçecek adalet mekanizması lazım bana. Ben hakim değilim ki. Milletvekili ya da bir siyasetçi hakim değil, savcı değil, polis değil. Asker değil, devlet değil. O sadece bulur söyler, eleştirir. Bunu hep beraber düzeltmesi gereken anayasal kurumlar düzeltir. Bütün anayasal kurumlar teslim olmuş. Bütün sivil toplum örgütleri teslim olmuş. O yetmemiş, muhalefet kendisi arasında bir insicamla seçime gidemiyor bir güven bunalımı yaratarak seçime gidiyor. O hale gelmiş ki Türkiye bir siyasi parti Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bir montaj kasetiyle hicap duyulacak bir PKK işbirliği iddiasını ortaya koyacak kadar. Bütün bunları tartışmamışsın sen. Yani dönüp muhalefetin içine sesleniyorum. Seçimden hemen sonra seçimin siyasi meşruiyetini tartıştın mı kardeşim? Hayır. Seçimin hukuki meşruiyetini tartışmaya açtın mı kardeşim? Hayır. Peki sivil toplum örgütlerinin ve diğer muhalefet odaklarının muhalefet etmemesini tartışmaya açtın mı? Hayır. E neyi tartışmaya açtın? Sen git ben geleyim Kemal Kılıçdaroğlu'nu tartışmaya açtın. Böyle bir siyaset olmaz. Benim, ben burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun savunucuna falan soyunuyor değilim. Ben burada, benim söylediğim şey şu, ben muhalif bir siyasetçiyim. Ben muhalefetin, muhalef kendi içindeki muhalif veya eleştiri tarzını eleştiriyorum, hepsini birden. Buradan, ya, buradan, millete daha çok umutsuzluk aşılıyorsunuz. Buradan daha çok moral bozukluğu aşılıyorsunuz. Ha Kemal Bey değişmeli mi değişmemeli mi? O Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegesinin tabanının vereceği bir karardır. Ben Sayın Kılıçdaroğlu yenilenme ya da değişim gerektiği zaman bunu önünü açacak en önemli siyasilerden biri olarak görüyorum. Yani ne çabuk unutuldu 700 kilometre yolu sıcak havada ayakları yara olunca kadar yürüyecek adalet arayan bir siyasinin başarısı. Bunun hiç mi önemi yok Türkiye'de? Başka ülkelerde iktidar değiştirirdi o yürüyüş. Öyle değil mi? Yani bugün pişmanlık diye anılan o hadisenin içindeyim. 15 milletvekili hadisesi. Bugün Türkiye'de eğer bu şimdi... Yani Parti'nin kurulmasına şimdi bugün neden kazanacağız, olan... kazanacağız, kaybedeceğiz diye tartışılan büyük şehirler var ya... Evet. İşte o siyasi projenin sonucunda kazanılmıştır. Dolayısıyla bugün doğru yapıldı, yapıldı, yapıldı geldi. İlk defa iki şey yapıldı. İlk defa bir... 2018 seçimlerine giderken siyasi iktidar şaşırtıldı. Muhalefet ilk defa bir araya geldi, bir ittifak kurdu. Bu şaşırttı onları. Siyaset yaptı. Yani bir siyasi mühendisliği ilk defa, biraz önce sizin söylediğiniz şeyi muhalefet yaptı. İkinci siyasi mühendislik nedir? İkinci siyasi mühendislik de işte biraz önce sizin ifade ettiğiniz toplumun bütün kesimleri artık ikna edilmişti. İkna edilmişti. Sayın Akşener konuşmasında ne dedi? Ben masadan kalktıktan sonra yüzde %6 ya da %7 oy kaybettik dedi. E koyun işte oyun üstüne kazanmışsınız. Kazanamayacak kadar kazanmış yani. Onun için bu tartışmaların Türkiye'ye bir faydası yok. Bu konuları geçmişe bırakmak lazım. Ne, ne Hayır, yapayım? mahalli seçim bu kadar erken olmasa devam. Ama Türkiye'de yeni bir rekabet, yeni bir mücadele alanı var şu anda. Ve buna zaman kalmadı. Bakın Mart'ta seçim yapılacak, değil mi? 5-6 aylık bir süreç var. 6 ay var. Altı, altı, Şimdi altı. burada e, diğer yandan. E, biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi İyi Parti'nin böyle bir karar alması gayet demokratik ve siyasi bir kurum olarak kendi hakkıdır. Evet yani onu da ihanetle suçlamak ağır değil mi sayın için? Asla. Içinden? Kimse yani nasıl böyle bir alsın, Hainsiniz falan. İyi Parti kendince Şimdi, böyle bir strateji izliyor olabilir. Bunu kimse eleştiremez. Ha bu şu anlamda eleştirirsin. Ya şöyle oldu, böyle oldu ama bunu hainlik, mainlik gibi evet. bir takım kendi kendi mekanizmaları çalıştıran siyasi partileri bu anlamda eleştirmeyi kabul etmiyorum. Yani onların da yetkili organları, kurulları var ve şu anda onu kullanıyorlar. Bunun siyasi sonuçları ne olur? Bunun siyasi sonuçlarına herkes katlanır. Yapan yaptığına katlanır. İyi herkes alkışlar. Şimdi yaşadığımız gibi eğer Kemal Bey kazanmış olsaydı herkes sahiplenecekti. Doğru. Ama kaybedince şimdi herkes sahiplenmiyor. Aynı şey orada olur. Ama bunun ne etkisi olur derseniz buradan bakın eğer buradaki bu siyasi kararlılıktan esas problem o zaman yaşanır. İyi Parti bunu ileride bunu bir siyasi pazarlık konusu yaptığı anlaşılırsa herkes kaybeder. Bu bir. İkincisi eğer bir işbirliği olacak idiyse siyasi partiler yol sürecinde süreçte birbirini bu kadar küçültüp birbirini bu kadar yıpratırsa 2 artı iki üç eder dört etmez. Evet. Tamam mı? En çok eleştiride burada yapılıyor Şimdi sençiden. dolayısıyla evet. Bir işbirliği olacaksa kimse kimse yıpratmamalı. Yok hayır olmayacaksa ki bugün öyle anlaşılıyor bu karardan. Evet. Ee, bizim bilmediğimiz detaylar varsa onu bilmiyorum ama bu karar böyleyse bu saygı değerdir. Bunu kimsenin eleştirmeye hakkı yoktur. Ee, tenkit edilebilir. Yani öyle olmasa böyle olsaydı falan diye. Bu ayrı ama bir parti olarak kendi yetkili organlarıyla istediği kararı alabilir. Buradan alır ve buradan, sonucuna da katlanır dediğiniz gibi. Ya, her, tabii evet. ama buradan şunu söylemek istiyorum. Türk milletinin sağduyusunu özellikle, bakın yapılan bütün anketler burada, ve uzmanı da burada. Hele bir son anket vardı Metropol'ün gözlerden kaçtı, Türkiye'nin tartışması gerekiyordu. E, so, Türk tarihindeki en saygıdeğer devlet adamı kimdir sorusuna, Cumhuriyet Halk Partisi seçmenin yüzde 81'i Atatürk, İyi Partili seçmenin de yüzde 80'i Atatürk dedi. Bu çok büyük bir örtüşme. Çok büyük bir örtüşme. Buna mukabil yine Türkiye tartışmadı. HDP seçmeninin yüzde 50'si Atatürk derken Milliyetçi Hareket Partisi seçmeninin yüzde 30'u Atatürk dedi. Tamam mı? Şimdi buradan nereye varmak istiyorum? Buradan varmak istediğim şey şu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve İyi Parti'ye oy veren seçmenlerin sağ sağduyusu ve dikkati tabi her millet, e, asla diğer partilere oy verenleri eleştiriyor durumunda kalmak istemem ve saygı değerdir. Ama bunların belli hassasiyetleri olduğunu vurgulamak istiyorum. Bu hassasiyetler nedeniyle tabanda işbirliğini yaparlar. Hı hı. Tabanda işbirliğini yaparlar. Yani bu seçimde seçmen deneyimli seçmen biliyor artık Türkiye'deki seçmen deneyim kaç seçim geçirdi. Evet. Bu seçmende Tayyip Erdoğan'la, Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener oylanmayacak. Bu seçimde e, Sayın Ekrem İmamoğlu'yla AKP adayı, Sayın Mansur Yavaş'la AKP adayı evet. oylanacak. Evet. Dolayısıyla bana gelen teknik bilgilere göre, e, yani Erdal Bey'deki çalışmaları bilmiyorum ama başka yerlerden gelen bilgilere göre, e, büyük oranda kazanılmış büyük şehirler kazanılmaya devam edecek. Tabii ki bu yol sürecinde e, Sayın Kılıçdaroğlu belli adayları şimdiden, tabii parti meclisi karar verecek. Ben de görev yaptığım için biliyorum. Sayın Kılıçdaroğlu parti meclisine temennisini söylemiş oldu. Ama ne dedi? İşte Aydın Belediye Başkanı hakkında, Özlem Hanım. Buradan kendisine selam gönderelim. Başarılı evet. bir belediye Onu başkanı açıkladı. yıllardır. Kemal Bey, geldi. E, ama sonuçta parti meclisi onaylayacak. E, şeyde İstanbul ve Ankara. Şimdi ben zaten bu üç ilde CHP'nin doğal olarak kazanacağı, yani bu adayların kazanacağı kanaatindeyim. Gelen bilgiler de öyle. Ha, diğerlerini bilmem. Ben yani tek tek, çünkü en popülerleri konuşuyoruz şu anda. Evet. En tartışılanları konuşuyoruz şu anda. Ama diğer adaylar arasında da ben bu aşamadan sonra hangi siyasi parti olursa olsun, ister İyi Parti ister Cumhuriyet Halk Partisi asla duygulara yer veremez. Özellikle muhalefet partileri için bu iş bir varlık yokluk meselesidir. Yani e, milletin beğendiği aşı önüne koyacaksın. Evet. Özleti Millette bu. inatlaşmayacaksın. Evet. Bu başarıldığı takdirde ben e, büyük şeylerin 11'inde birini de muhafaza edilebileceği kanaatindeyim. Asla bir moral bozukluğuna gerek yok. Yani ee, iyi Parti aday İYİ Parti... çıkarsa bile diyorsun.